Allah Allah. Ateş niye gelmedi ki hala? Rahat da dinleyin. Kardeşlerim. Sizi tanıdığım için ne kadar şükretsem az. Biz beraber bir yola çıktık. Allah'ın izniyle başımız dik, alnımız ak. Bugün buradayız. Burası Anadolu. Burada kavga bitmeyecek. Çolak gidecek, topal gelecek. O gidecek, başkası gelecek. Ama biz... kıyamete kadar burada olacağız. Vatanımızı ve bayrağımızı savunuyor olacağız. Bugünden sonra da başımıza ne gelirse gelsin, başımız hep dik olacak. Şartlar ne olursa olsun, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tim komutanınız olarak sizi tebrik ediyorum. Sağ ol! Dikkat! İleri, bak! Rahat. Özel kuvvetimi emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. İleri bak. Beni rahat dinleyin. Kahraman Türk evlatları, bize bir söz verdiniz ve bir özel kuvvet askeri gibi canınız pahasına
Verdiğiniz sözü tuttunuz. Bu vatan sizinle gurur duyuyor. İçinde bulunduğumuz bu asimetrik savaşta yiğitliğiniz sayesinde düşmanlarımıza korku salıyoruz. Yapmış olduğunuz bu fedakarlığı, gösterdiğiniz kahramanlığı, vermiş olduğunuz kararlı mücadeleyi bu ülke asla unutmayacak. Bir özel kuvvetçi kimseden alkış beklemeden görevini yapar. Ardına bakmaz. Vazifesi ne emrediyorsa onu yapar. Bir özel kuvvetçi kimsenin bilmediği bedeller öder. Özel kuvvetçi kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Doğru mu? Evet, komutanım. Yavuz, seni ve timini tebrik ederim evladım. Sağ olun komutanım. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Sol! Erdem, böyle olmasını istemezdim. Ama emir büyük yerde. Harry, bak! Komutanım, yoksa yeni görev emri mi? Arkadaşlar, hepinize sivil hayatınızda başarılar dilerim. Askeriyeden ihraç edildik. Ne diyorsunuz siz komutanım? Nasıl olur? Uluslararası hukuku ve iç hizmet kanununu çiğnediğimiz için silahlı kuvvetlerden ilişiğimiz kesildi. Ordudan atıldık. Komutanım, şaka mı bu?
Yalnız böyle şaka olmaz. Bakanlıktan göndermişler. Biliyordum böyle olacağını. Yapmayın komutanım. Ne olur. Komutanım. Bitirirsiniz bizi. Yapacak bir şey yok beyler. Emir böyle. Şimdi herkes, üzerine zimmetli silah, teçhizat, malzeme ne varsa gidip teslim etsin. İlişik kesme işlemlerine başlasın. Sonra da üniformalarınıza veda edin.